Kadın kolları ne yapacak? Özellikle Parti Anadolu'da nasıl bir çalışmayla Anadolu kadınlarına ulaşacak? Evet, biz bu yerel seçimlerde çok büyük bir başarı elde ettik. Türkiye'mizin birinci partisi olduk. Ve biz bu seçim başarısını değişimin gücüyle başardık. Değişimi biz nasıl yaptık? Kadınlarla yaptık, gençlerle yaptık. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, tarihte ilk defa bu kadar çok kadın adaylaştırmasıyla bu başarıyı ve genç adaylaştırmasıyla bu başarıyı yakaladı. Biz anket sonuçlarını değerlendirdiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilk defa oy veren kadınların, daha doğrusu bize ilk defa oy veren insanların büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu gördük. Bu kadınların daha ziyade daha öncesinde sağ seçmen olduğunu biliyoruz biz. Bu kadınlar Anadolu'daki kadınlar, Trakya'daki kadınlar, kırsaldaki kadınlar, AKP iktidarının artık giremediği dar sokaklardaki, çıkmaz sokaklardaki yarattığı ekonomik çöküntüyü, o sıkıntıyı, yoksulluğu sırtına yüklediği o kadınlardan biz bu oyları aldık. Şimdi peki o zaman ne yapmak gerekiyor? Geçim yoksa da seçim var diyoruz. O takdirde biz Anadolu'da ve Trakya'daki AKP'nin artık giremediği, girmeye yüzünün kalmadığı, geçimin çok zor olduğu, yoksulluğun iliklerine kadar hissedildiği o mahallelerde, o sokaklarda biz Cumhuriyet Halk Partisi olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olacak. Çünkü biz biliyoruz ki AKP iktidarı hem iktidarını hem de sonrasındaki uzunca bir süreci aslında AKP kadın kollarının işte o yoksul, bile ise yoksul bırakılmış olan o sokaklardaki, o evlerdeki çalışmasına borçlu. Şimdi AKP iktidarı artık o sokaklara, o evlere giremiyor. O kadınların yüzüne bakacak hali yok. Bu son seçimde dahi bizim aile destek sigortası çalışmamız vardı. İktidarımızda ilk yapacağımız işlerden birisi de buydu. Her haneye asgari ücret düzeyinde gelirini, geçimini sağlamak devletin asli görevidir şiarıyla böyle bir proje hazırlamıştık ve sunmuştuk. Sonra bir baktık o dönem seçim kampanyası süresince AKP de aynı söylemi kullanmış. Sonra ben biraz takip ettim. Tabii geçtiğimiz bu bir yılı aşkın süre boyunca AKP iktidarda yine zannediyorum bir yerde bir pilot uygulaması kısa böyle bir haberlerde geçti ama onun haricinde hiçbir uygulama duymadık mesela. İnsanlar gitgide daha da yoksullaşıyorlar. Okullar açılıyor, üniversite sınavları sonuçları açıklandı. Aileler çocuklarına yurt bulamıyorlar. Ben asgari ücretliyim diyor. Ki birçoğu da asgari ücreti dahi alamıyor, güvencesiz çalışıyor. Bu insanların, bu çocukların barınma problemi, bu çocukların tahsil hayatı ne olacak? Bunların hepsi başlı başına bir sorun. Dolayısıyla ben 2023 seçimleri kampanyasında kendi ilim bir deprem ili olan Osmaniye'de karşımda bir bakan vardı. Eşitsiz bir mücadeledeydik biz. Derya Yanık, daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanıydı o dönem ve Osmaniye'den benim rakibimdi. Bürokrasinin, devletin bütün güçlerini kullandı. Bütün depremde gelen kolileri, AFAD kolilerini, bütün yardım kolilerini, o Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlarını seçim kampanyası boyunca gözlerimizin önünde dağıtıldığını gördük. Ki bunlar basına da yansıdı zaten hatırlarsanız o dönem. Ki o artık çok alenileşmiş bir bölümüydü. Gelen bütün yardımları oy için o benim
benim depremzede yurttaşımın ihtiyaçlı yurttaşıma oy karşılığı dağıttılar onu. Fakat bu bir yılın sonunda, bir yılı geçkinde bir süre oldu. Şimdi artık insanlarımız çok net görüyorlar. Öyle ki marketin önünden geçemiyor, bakkalın önünden geçemiyor. Bakkaldaki veresiye defteri birini kapatmış, ikincisini, üçüncüsünü açmış. Dolayısıyla biz o kapı kapı, köy köy, ki ben seçildiğimden bu yana Osmaniye'nin çoğunluk kırsalında ve bu yoksul, yalnız ve unutulmuş bölgelerimizde, yerleşim bölgelerinde çalıştım. İşte bu çalışma modelini şimdi tüm Anadolu ve Trakya satına yayacağız.